Bakın arkadaşlar n'inci terim şu. 1'den 3 üzeri n eksi 1'e kadar toplayacaksın. O yüzden a1'e bakarsak zaten 3 üzeri 0'a kadar toplayabilirsin. O yüzden hakikaten a1 1. a2 1 artı 3 üzeri 1'e kadar toplayacaksın. O yüzden a1 4'tür. a3 1 artı 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 2'de duracaksın. Bu da 9, 3 daha 12, 1 daha 13. Böylece bu üçünün toplamı 18 yaptı arkadaşlar C şıkkı. İlk terim 2. Son terim bulalım. İlk 6 terimin toplamı demiş ya. Sonuçta ne diyoruz? İlk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısıdır. Aritmetik bir dizinin ilk N teriminin toplamı. Haliyle arkadaşlar A6 eşittir. A1 artı 6 eksi 1 çarpı d formülü hatırlayalım. O yüzden a 6 eşittir. a 1 2 6. terim eksi verilmiş terim arasındaki 5 terim çarpı ortak farkta 5 verilmiş. Bu yüzden 27 imiş son terim. 27 artı 2 bölü 2 terim sayısı 6. Böylece 29 çarpı 3 oldu. 87 ilk 6 terimin toplamı D şıkkı. Fibonacci dizisini hatırlayalım. 1, 1, sonra 2, ardışık iki terimin toplamından dolayı 3, ardışık iki terimin toplamından dolayı 5, ardışık iki terimin toplamından dolayı 8, 13, 21 diye gidiyor arkadaşlar. Şimdi burada bu dizi nasıl oluşturulmuş? 5 8 13 21, değil mi? Şimdi ilk burada 5 ile 21'i toplarsak 26 yapar. Bu A'ymış. 8 ile 13'ü de toplarsak 21'miş. Bu da o zaman A'nın 5 eksiği arkadaşlar. B şıkkı. N yerine 1 yazıyorum. A2 eşittir. A1 artı 2. 2 yazıyorum. A3 artı A2 artı 4. 4 yazıyorum. Şey 3 yazıyorum. A3 artı 6 nokta nokta nokta. A10 eşittir. A9 artı 18 olacak. Taraf tarafı topladığınızda bakın A2'ler gidiyor, A3'ler gidiyor, A4'ler gidiyor, A9'lar gidiyor. AN eşittir. A1 artı 2'den 18'e kadar olan sayıların toplamı arkadaşlar. İlk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı 9 tane olacak. Böylece 20 bölü 2 10, 90 yaptı. A10 eşitmiş. A1 zaten 1 verilmiş soruda. Artı 90'dan 91 oldu C şıkkı. Formülümüz nedir arkadaşlar? Bir P'nin C elemanı olsun. AP eşittir. AR çarpı sabit terime K diyelim. P eksi R. Hatırlayın böyleydi. Dolayısıyla burada A3 6 verilmiş. A2 3 verilmiş. Aralarındaki fark 1. O zaman R üzeri 1 diyebiliriz bakın. Buradan da ortak çarpan 2 gelir. A7'yi bulurken de ne söylerim? A3 veya A2 fark etmez kullan birini. A3 çarpı R üzeri 4. A7 eşittir. A3'ün 6 olduğunu biliyorum. 2 üzeri 4. 6 çarpı 16, 96 D şıkkı. Dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Birinci terime ben X diyeceğim. İkinci terim X artı 2. Üçüncü terim X artı 5. Dikkatli olun. X artı 7, X artı 10. Eğer arkadaşlar, şimdi buralar birinci terim, işte ikinci terim, üçüncü terim, e, dördüncü terim, beşinci terim. Üst tarafa tek terimleri yazıyoruz. Alt tarafa çift terimleri yazıyoruz. A3 yani üçüncü terim manasında söyleyeyim. X'ten 5 fazla. Şimdi arkadaşlar burada hemen bir yorum daha yapmak istiyorum. A5'e dikkat edin. X artı 10 fazla. A1 de burada X dedik. Aradaki terim farkı 2. 2 terimde 5 artıyor. 2 terimde 5 artıyor. Neden? 2 artı 3, 2 artı 3 şeklinde. O zaman A 3'ü biliyorum. X artı 5 hatta bu da A'ya eşit verilmiş. A 13'e gelirsem. A 13 arkadaşlar aradaki terim farkı 12 olduğu için 12 ama kaç tane burada 5 var? 6 tane neden? Her iki terimde 5 artıyor her iki terimde 5 artıyor. O zaman 12 bölü 2'den 6 6 çarpı 5'ten 30 kadar artacak. 30 artı x olacak. Son olarak A14 de böylece bir iki daha ekleyeceğim. Burada çiftlerim çünkü burası A14. Böylece o da 32 artı x oldu. Demek ki bu da arkadaşlar 3A eksi 1 oldu. Böylece A gördüğüm yere x artı 5 yazarsam bunun 3 katının 1 eksiği 32 artı x olur. 3x artı 14 eşittir 32 artı x ve 2x eşittir 18'den x 9 geldi. A arkadaşlar x artı 5'ti. O da 14 olmuş oldu B şıkkı. İndisler toplamının yarısı sayısı onların çarpımının kareköküdür arkadaşlar. Örnek A1 ile A5 bakın indisler toplamı 6. A3 bunların indisler toplamının yarısı ya A3'ün karesi bunların çarpımına eşit. Bu yüzden A1 çarpı A5 A3'ün karesi. A2 A4 indisler toplamı 6 yine A3'ün karesine eşit bunların çarpımı. Bir de A3'ün kendisi var. O zaman A3'ün karesi. A3'ün karesi. A3 eşittir. A3'ün 5. kuvveti eşittir. 3 üzeri 3 üzeri 10'dan 30 yaptı. Böylece A3 eşittir arkadaşlar. 3 üzeri 6 oldu. Her iki tarafın üstünü 5'e böldüm. Haliyle arkadaşlar bizden zaten bunu istiyor C şıkkı. Bakın burada nasıl anlatmış bize. Zaten sıkıntı yaşadıysanız ondan kaynaklanıyordur. A 16 yani M 16 eşit. pardon N 16 eşit. 16 eşittir 2 üzeri M. M bir tam sayı mı? Evet M 4'e eşit. O zaman diyor cevap M'dir. Yani A 16 4'e eşit olacak. Gelelim A 13 için. N 13. 13 eşittir 2 üzeri M olmak üzere. M tam sayı mıdır? Hayır. M tam sayı olmadığı için o zaman cevap 1'dir diyor. A13 1'e eşit olacak. A8 de arkadaşlar 8 eşittir 2 üzeri m yaptığımızda m3 olduğundan ve tam sayı olduğundan direkt alabilirsin diyor o değeri. Toplamları böylece 8 oldu. B şıkkı. Üçgen sayıların özelliği şu. A en eşittir. 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta n'dir. Gerçekten bakın. Birinci terim zaten 1. İkinci terim 1 artı 2. Gördüğünüz gibi 3. Sonra arkadaşlar 3. terim 1 artı 2 artı 3 eşittir 6. Yine 4. terim 1 artı 2 artı 3 artı 4'ten hakikaten 10. Haliyle A12 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamı olacağı için 12 çarpı 13 bölü 2'den e, burası 78 olacak. Bu yanlış oldu. İkinciye gelirsek A ne artı 1 arkadaşlar? A ne artı ne artı 1 eşittir? Aynen. Çünkü an zaten 1'den n'ye kadar olan sayıların toplamı. Bir de buna n artı 1 eklersek evet bu doğru olacaktır. an artı 2 1'den n artı 2'ye kadar olan sayıların toplamı. an 1'den n'ye kadar olan sayıların toplamı. E, burada şimdi n artı 1 ve n artı 2 eksik. Yani benim buraya n artı 1 ve n artı 2'yi eklemem lazım. Ancak bu ne eklemiş? Sadece n eklemiş. Bu yüzden bu da yanlış. Yalnız 2 b şıkkı. İlk 5 terimin toplamı A, B faktörü L, e, C diye yazılacakmış. Önce şu ifadeyi bence düzeltmek lazım. Zaten sorunun biraz gıcık noktası da orası arkadaşlar. Şimdi ne kare artı 3 ne artı 1 bana şunu hatırlattı. Ne kare artı 3 ne artı 2 eksi 1 diye yapacağım. Çarpanlarını ayıracağım burada. Şimdi bakın burada ne kare artı 3 ne artı 2 ya. N artı 2 çarpı N artı 1. Eksi 1 çarpı N faktöriyel yani. Şimdi çarp burayı dağıt n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı n faktöriyel eksi n faktöriyel. Burası zaten n artı 2 faktöriyel arkadaşlar. Demek ki aslında an yani n'inci terim n artı 2 faktöriyel eksi n faktöriyelmiş. Böylece ilk 5 terim toplamı yani a1 3 faktöriyel eksi 1 faktöriyel. a2 4 e, faktöriyel eksi 2 faktöriyel. Sonra diğeri işte 5 faktöriyel 3 faktöriyel. A4 arkadaşlar 6 faktöriyel 4 faktöriyel ve a 5te 7 faktöriyel 5 faktöriyel. Haliyle artık arkadaşlar burada 3 faktöriyeller gitti, 4 faktöriyeller gitti, 5 faktöriyeller gitti. Geriye ne kaldı? E, 7 faktöriyel artı e, şurada 6 faktöriyel eksi 3 bu kalmış oldu. Şimdi 7 faktöriyel 6 faktöriyel yaparsak 6 faktöriyel parantezinde 7 artı 1'den 8. 1 eksi 2 zaten 3'tü. Demek ki bu 3'müş arkadaşlar C. Sonra B faktöriyel dediği için B 6'ymış ve A da 8'miş. Toplamları böylece 17 oldu D şıkkı. Çarpanlarına ayrılabilen bir şey yani çok mükemmel işimize yarayacağı için değil ama biraz işlemimizi rahatlatır. İlk N teriminin toplamı buymuş. Yani bu an değil bakın n yerine 1 yaz sonra 2 yaz 3 yaz dememize gerek kalmayacak. Direkt diyelim ilk 7 terim toplamımı n yerine 7'yi yazacağız olayı bitireceğiz. Aynı bunun gibi arkadaşlar. Haliyle aslında 5'ten 15'e kadar olan değil de şurası 1'den 15'e kadar olsaydı direkt 5'i yapıştırırdık. Yani derdik ki pardon 15'i 15 artı 2 çarpı 15 eksi 1 buradan 238 derdim. Ancak buradan neyi çıkaracağım arkadaşlar? Dikkat edin. 1 dahil 4'e ee, e kadar. Çünkü n'ye eşittir 5 demek n'ye 5 ver. 6 ver, 7 ver, nokta nokta 15'e kadar demek. Bu haliyle ilk 15 terimin toplamı olmuyor. Şuradaki ilk 4 terimi çıkarmam lazım ki 5 ile 15 arasındaki terimlerin toplamını bulayım. Böylece 1'den 4'e kadar olan terimlerin toplamı da n'ye eşit olacak? 238 Burası da arkadaşlar 4 artı 2 6, 4 eksi 1 3 haliyle demek ki 5'ten 15'e kadar olan terimlerin toplamı 220ymiş arkadaşlar C şıkkı. Levhanın buradan geçmesi için yeterli olan tek şey ne? Levhanın arkadaşlar bir kenarının bu e, dikdörtgen şeklinde kapıdan geçmesi. Sonuçta siz levhayı Kapıya direkt böyle yatay paralel şekilde de geçirebilirsiniz. Böyle bir levha düşünün. Buradan zaten dümdüz geçer. Ya da levhayı arkadaşlar elinizle tutup e, kapıya dik olacak şekilde de yerleştirebilirsiniz. Yani sadece boyu önemli olur. Böylece bir kenarı bakın şöyle uyduruyorum şimdi. 3.7 olan bir levha da buradan geçebilir. Sonuç olarak siz bunu yan yatıracaksınız. İçeri doğru sokacaksınız. Haliyle bundan dolayı bu levhanın bir kenarının alabileceği en büyük uzunluk böylece ne olur? Buradan 5 olur. Tamam mı? Haliyle arkadaşlar artık 6n-2 n artı 2 küçük eşit 5 olmalı. Zaten tam sayıyla uğraşıyoruz. Hemen bir bakalım 6n-2 n artı 2 eşittir 5 deyip 6n-2 5n artı 10 diyelim. n buradan 12 oldu. O zaman n'ye 12 verdiğimizde bu levhanın bir kenarın uzunluğu 5 yapıyormuş. Bundan sonra 1, 2, 3, nokta nokta 12'ye kadar hepsine verebileceğimizi söylüyor. 12 tane levha bu kapıdan geçer A şıkkı. Görüntü olarak da şöyle düşünün. Siz bu levhayı kapıdan eğik bir şekilde arkadaşlar böyle içeri sokabilirsiniz. O yüzden demin dediğim gibi levhayı kaplayacak gibi düşünen arkadaşlar belki cevabı sadece bir tane bulmuştur. O yüzden afallamıştır. Zihninizde biraz hayal edin.